Mehmet Taşpınar. Kayıp eşini aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu Mehmet Taşpınar. Daha sonrasında işin rengi biraz değişti. Aranan kadının adı korkunç bir cinayete karıştı. Rüzgar, hani deyim yerindeyse tersine döndü. Çünkü programa eşinin bulunması için katılan Mehmet Taşpınar hakkında çok çarpıcı iddialar ortaya çıkmaya başladı. Dün bakın ne yaşandı. Sen buraya hakikaten niye geldiğini ben çok merak ediyorum. Kan donduran iddialar silsilesi. Sen dedi kıyma marketten çakarıklarım dedi. Ne de söyledim, çok mu korktun? Bunlar o adamı kendiler öldürdü, bizim üstüme atmasınlar. Bahsi geçen suç aleti. Bu makineyi alan kişi diyor ki içine metal kaşık düşürü bulgur tanesi kadar oldu dedi. Müge Anlı bir kez daha Kahramanmaraş'ta işlendiği iddia edilen vahşi cinayetin izini sürdü. Bir tarafta Güllü Çolak ve ailesi, diğer tarafta Mehmet Taşpınar, tam ortalarında ise bir cinayet, cinayetin kıyma makinesiyle cesedin kaybolduğu iddiaları, olaylar silsilesi, bir ton iddia. Mehmet, ev taşımacısı bana bu kıyma makinesini satmaya çalıştılar. Ben artık çok şüpheleniyorum, bu kıyma makinesini ellerinden çıkartmaya çalıştılar diyor. Annen konuştu, diyor ki Mehmet'in çocuğu olmaz, o çocuklar bizden değil. Niye gidiyor oradan, Güllü'den çocukları istiyor diyor. Bütün bu konuşulanlardan sanırım hepimiz şunu çıkartıyoruz. Gerçekten bir cinayet işlenmiş. Bildiğimiz gözlüklü ve şişman olduğu. Dolandırıcılıktan cinayete varan iddiaların ardı arkası kesilmezken programa bağlanan bir tanığın anlattıkları olayın seyrini ışık tuttu. Telefon attığımızda bir hanımefendi var. 2011-12 senelerinde Maraş'ta görevliydi. Bu bayan ve annesi acile gelmişlerdi. Yanındaki beyefendi de vardı. Bayanda kan kokusu vardı. Güllü Hanım dedi, adak kestik, annemi dedi kan tutuyor dedi. Yalan söylüyorlar. Varsa bunu ortaya çıkarın. Ya bir dakika ya. Asayi şube müdürümüz bakar böyle bir kayıt varsa o kaydı oradan alır. Yani adak keserken de böyle bir olay yaşamış olabilirsiniz. Bu sizi niye bu kadar telaşlandırdı ben anlamadım. Gerçekten iddialarla çok örtüşen bir tepkidir. Müge Anlı bir kez daha şüpheli listesinde adı geçen Mehmet Taşpınar'a döndü. Mehmetçim, bu cinayet eğer işlendiyse sen bu cinayeti biliyorsun. Hayır abla, bak, ben bilmiyorum. Bir cinayeti bilip saklamak da suçtur. Sen bak, ne biliyorsan anlat, abla, kendini sıyır. Benden sana dost tavsiyesi. Ablacığım.